Aslında bu demin sorduğum soruların birinde cevabıydı. Bu albüm ne durumda? O albüm az önce de söylemiştim. Mayıs'ta falan bitti o albüm. Evet. Yani diskografinde falan yazıyor ama hani çıkmadı galiba. Evet ya, onu işlediler ama öyle. Ya o albüm çıkmadı. O albümün kapağı yeniden düzenlenecek. Burada olanları görmedikleri için arkadaşlar. Niye güldüğümüzü anlayamıyorlar şu an ama. Evet, Sabe kulak işareti yaptı yese. Onu da her şeyi aktaralım. Peki ben devam edeyim soruma. Bu albümde sayarsak 3 tane yani albüm olmuş oluyor ama 2 tanesi beat albümü oluyor. Evet. Bu bakımdan yani beatmaker'lıktan biraz daha zevk aldığını, buna daha çok zaman ayırdığını söyleyebilir miyiz? Ya ben beat yaparken haz duyuyorum gerçekten. Hani böyle severek yapıyorum yani. Bazen bana kayıtlar mesela işkence gibi gelebiliyor. Ama beat yaparken yani bu hani oyun oynamak gibi bir şey benim için. Ben FL Studio kullanıyorum. Birçok insan biliyordur. Hatta bunu sorgulayan insanlar da Soru da olabiliyor. gelmişti bununla ilgili. Ha, doğrudur. Ve ben oyun oynarmış gibi FL Studio ile hani takılıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Peki sence hangisi daha zor? Yani beat yapmak mı yoksa ona MC'lik yapmak mı? Ya farklı şeyler ya. Hani bu sen hani üzerindeki Iverson tişörtünden anlıyorum basketbolla ilgilendiğini. Hani Iverson mı iyi, Shaquille O'Neal mı iyi muhabbetine dönüyor. Zor bir soru. Aynen, farklı kategoriler. Kategoriler. Peki şöyle bir şey sorayım. Kendi şarkılarınızı çok fazla dinliyor musunuz ya sıklıkla? Vallahi ben dinlemiyorum. Ya da yapıp da beğendiğim parça. Mesela MVC 3'ü yaptım. O bayağı dinledim. Kırlangıç Çağlar Söylür dinledim. Hani bunlar en yeni kayıtlar olduğu için dinlemiştim. Ben dinlemiyorum pek, Mehmet. Ben fazlaca dinlediğimi düşünüyorum. Nedenine gelince hani sonuçta miksajlar biraz benim elimden çıkıyor. Yani ilgili olmalıyım. Nelerin yanlış yaptığını, neleri yanlış yaptığımı falan görmeliyim. Bir de hani kampüse giderken Beytepe yollarında fazlaca zamanım oluyor yani. Dinliyorum yani fazlaca. Beytepe galiba yani Ankara'yı çok biliyorum da bir ucunda yani böyle. Yani nerede, sizin Sabancı Üniversitesi'nin kampüsü gibi Gibi. bir şey. Peki demin albümün favori şarkısı var mı demiştim sizin için? Böyle genel olarak bir düşünürseniz bir tane favori şarkınız var mı? Bütün şarkılarınız içinde bir tane Yok, öyle bir söyleyebilirsiniz. şey yok. Özel bir şarkı yok mu sizin için? Yok. Hepsi çocuğum gibi mi diyorsun? Ya Yok öyle de ya. bir şey yok. Yani o bizden çıktı. Ya ben O şey diyeyim. triplerin Ben benim mixtape'imde bir tane rock altyapısına girdiğim bir, yani tam rock denemez aslında ama hani rap de diyemeyiz. Yani özel bir hoş anlamı bir yok ama parça. hani hoş, ben sevdim yani, dinlerken böyle haz duyuyorum. Ya güzel olmuş ya, çok hani deneysel bir şey. Ben onu sevdim. Peki İsmini daha koymadım da. Bu Öyle bir tarz şey. çalışmalar yapacak mısınız Deniz? Başka türlerle rap'e karışacak mısınız? Ya şu an öyle bir şey gözükmüyor Ya bir ama de bilemeyiz. şunu bir açıklık getirelim bu deneysel muhabbetine. Ben çok ayar olmaya başladım. Hani deneysel diye bir şey yok aslında. Herkes şu an deneysel yapıyorsa O demek ki zaman kimse deneysel deneysel değil. yapmıyor. Arkadaşlar böyle bir gerçek var. Hani ben herkes görüyorum. Beatmaker'larda özellikle bu var kardeşim. Hepimiz de oluyor hani geri geldiğinde. İlk zamanlar belki hoştu falan. Buraya eminim yani kim geliyorsa mutlaka bunun bahsini yapmıştır yani deneysel. Ya aslında deneysel bir şey yok. Yani mutlaka denenmişi deniyoruz biz de. Yani bunu da söylemek istedim. Düet konusunda nasıl bir görüşünüz var? Yani çok fazla düet teklifi alıyorsunuz tahminimce, değil mi? Evet. Peki bu düet vermeniz için ne gerekiyor? Yani siz düet veriyor musunuz ya? Ya pek düet yapmıyoruz açıkçası. Hani bu düet yapmak istememek falan değil. Bir tercih meselesi. Ben düet de hani Ayrıca çok da zamanımız olmuyor yani, öyle bir gerçek var. Hani insanlar da zamanım olmuyor ya falan yapar da bizim gerçekten zamanımız olmuyor. Mesela şu an ya benim zaman abimin derken benim şansım yok şu yani. an kayıt imkanı yok yani abi Evet sıfır mesela. yani bu ben diyorum ya 5 aydır yapamadığımdan, elimde bir malzeme olmadığından yapamıyorum ben. Yoksa hani kayıt da alırım. Söz verdiğim bir iki isim de var. Yaptığımız da var hani bir iki yayınlanacak Daha işte yayınlanmamış diyelim. evet var. Onlar da yayınlanır. Çok yok yani. Daha çok böyle. Peki böyle ücretli düet verme Yok yolunu hiç yapmıyoruz. olmadı. Benim olmadı. Ben Olmayacaksınız. yapmıyorum yani bunu tercih etmiyorum. Demin Tuğba Ağar'dan konuştuk. Biraz Aha. ilerleyen şarkılarınız, albümlerinizde de böyle bayan vokaller görecek Bayan vokal değil de Tuğba Ağar'ı tekrar görürüz. Ben görmek isterim. Zaten Ben çok de gayet çok istiyorum. başarılı. Yani bu sadece başarısı değil. Ben ilk kayıt çektiğim zamanları biliyorum ne kadar yani amele olduğumuzu, hani işi hiç bilmediğimizi. O böyle taktı kulaklığı, 6 tane üst üste Ve söyledi. ilk hayatındaki İlk kaydı. ilk kaydı. Yani bir de şeydi, normal çıplak sesle söylersiniz. Biz daha önce başka bayan vokal de denedik arkadaşlarımız, hani sesi güzel denir oluyor ya hani arada Evet, böyle her gün arkadaş çevresi olmuştur. var. Sesi güzel denir, dinler var. Öyle bir şey yok yani Tuğba. Ciddi ciddi hem arkadaş çevresinde sesi çok iyiydi. Kulaklığı taktı. Kulaklıkta Ritim söylemek de iyisi. başka bir olgudur. Kulaklığı taktı, bir söyledi. Altı kez üst üste Ya ben söyledi ve biz dinledik bunu. Hiç kaçma yok, bir şey yok. Nasıl öyle doğuştan insan mısın? profesyonel gibi. Falan böyle çok etkilendik yani ondan ve bu yüzden hep yanımızda olsun da İstiyoruz yani ama isterim bakalım. yani. O zaman ben son sorularımı sorup tekrar Eren'e bırakacağım mikrofonu.
Bu diss konuları hakkında nasıl bir tavrınız var? Yani genelde bu konulardan biraz uzak durduğunuz oluyor ama mesela sen Sehabi demiştin ayda ortalama 14 tane diss geliyor demiştin. Böyle bir durum hala var mı? Ya aslında onu dediğim zamanlar bu kadar yoktu. Hani dediğinden sonra yani, açıklayalım. Neyse bunu söylüyorsunuz tamam mı? Ne söylüyorsanız o oluyor. Gitgide artmaya başlıyor. Bu sadece size yani sizden rahatsız olan ya da eleştirmek isteyen insanların ya da belli başka kaygıları olan yani insanların sizin üstünüzden oynamaya çalıştığı oyun olarak görüyorum ben. Daha doğrusu seviyede olursunuz, yaşanmışlık olur, arkadaşsınızdır. Hani olur böyle muhabbetler. Sonra diss olur. Normaldir. Rap'in içinde olmasın diye bir şey yok zaten. Olsun daha. Olsun ha yani böyle hiç diss oldu falan filan değil. Hani biz tercih etmiyoruz. Bizim de yaptığım yani benim yaptığım diss cevap var. Hani ben bireysel alayına gider şeklinde yapıyorum ama bireysel hani, pek görmüyoruz. Evet. Ha bireysel yok. İsim hani, falan ya, asla ya, zaten ya, öyle bir şey yok. Aynen olmaz da zaten. Çünkü yani, olmaz diye düşünüyorum. Neyse yaptığım mesela bir tane var. Yani bir yılı geçti. Paket halinde duruyor. Evde biz dinliyoruz. Oh nasıl geçti? Ama bunu dinleyiciye yansıtmak istemiyorum. Nedeni de şey. Ben şöyle bir olgu istemiyorum. Yani benim dinleyicim onu başkasının dinleyicisine küfür etsin. Onun dinleyicime. Böyle bir şey yok. Artık zaten bırakın, rakibimiz kişiyiz. Bunlar değil yani. Önemli olan merhabalaşmak, kucaklaşmak. Yani bu hip hop bilmem ne savunuyorsak biz tamam mı? Hani bu işi ilerletmek istiyorsak. Ya ben ne ol olma fark etmez. İlla olacaksın diye bir şey yok. Ama rakip olarak... Biz de rakip değiliz abi kimse ya da ben kimseyi rakip olarak görmüyorum yani şu sektörde illa rakip alacaksak birini haksız bence mevki sahibi olan rap müziğin dışındaki insanları görürüz ki yani şu an bu konumda olmazdık biz herkes belli bir yani denir ya ortada bir pasta yok bunu paylaşmak isteyen insanlar çok yani bir pasta olsun ondan sonra gene paylaşacaksak paylaşırız şimdi erken. Yani bir birlik olgusu olmasın. Ben şey düşünüyorum. İlle birlik olmak diye bir şey yok yani ben kalkıp da herkese birlik olacağım diye arkadaşlar. Çünkü olunmuyor yani. Olmaz yani. İnsanlarda hani öyle bir şey yok. Biz de farklı yetişmiş insanları ve herkese selam ya illaki yapmak istemem yani ama düzgün insanlar çıkar tanımadığımız ya bize diss yapıp da çok başarılı olan insan da olabilir hani öyle bir şey yok. Çok düzgün karakterli insan da olabilir. Yani normalde biz aynı yerde büyüyüp yetişseydik çok yakın arkadaş bile olabileceğimiz insanlar olabilir. Fakat hani böyle olaylar olduğu sürece Türkçe rap de ilerlemeyecek doğru düzgün. Kendi aramızda olup biteceğiz yani. O zaman son sorumu sorayım. Oldukça geniş bir hayran kitleniz var ikimizin de ayrı ayrı. Bu durum sizi hoşnut ediyor mu? Hoşnut musunuz bu durumdan yani? Ya tabii insanın dinleyicisi olması, sevenin takipçisi olması çok iyi bir şey. Yani bu çok güzeldir. Peki bu işe başlarken böyle bir kitleye ulaşacağınızı hiç düşündünüz mü? Vallahi ben çok kararlı başladım inanıyorum. Mehmet bilir. Zamanımız olsaydı anlatırdık bunu da. Aynen öyle. Yani abimin şöyle diyeyim ben. Hani ben bahsedeyim çok hafiften. İlk yaptığı şey var. Tracklist çıkarmıştı böyle şarkıların isimlerini yazmıştı. Daha hani beatler bile yok. 2006. Belki daha zamanı, eski. Evet. Ve şey vardı, düetlerde öyle bir isimler vardı ki hani yani tanıdığım isimde mesela Piton vardı. Piton o zaman işte yok her... Piton yine hani belki bir şey değil yani ya, onların yanında hani ha, evet yani o listedeki isimlerini yani yüreğinin çok büyüktü yani. Yani o zaman kimisi isimleri. Atar tutar ya biz atıp tutmadık yani ayağa sağlam bastık. Mesela o zaman ben Piton diyordum ikinci düetim Piton'la yaptım. Bence Piton çok başarılı bir isimdir. Saygı duyulan bir isimdir. Duyulması gereken aynen, bir evet. isimdir. Yani onunla çalıştım. Bu benim için önemlidir, güzeldir. Yani kararlılığımın göstergesidir diye düşünüyorum. Peki siz böyle sokakta, okulda ya da yürürken tanıyan insan, yanınıza gelen insanlar oluyor mu böyle? İllaki oluyor. Enteresan oluyor. Olaylar başınıza geldi mi hiç? Çok oluyor yani. Ben şeyi anlatabilirim. Benim bir ödevim vardı geçen sene. Ve insanlara ölçek doldurtmam gerekiyordu. İşte böyle çimlerde oturan insanlara gidiyorum. İşte arkadaşlar ben psikoloji okuyorum falan filan cart curt. İşte bunu doldurur musunuz? Bir tanesi durdu. Aa sen şey değil misin ya? Şu yeis falan yaptı böyle hani. Böyle bir garip anlaşılıyor. Başka böyle enteresan şeyler de geliyor. Aynen. O zaman ben Eren'e veriyorum tekrar mikrofonu. Çok olmamak şartıyla birkaç tane daha dinleyici soru soracağız. Çünkü son 4 dakikaya girdik. Çok sorumuz var ama yani seçebildiklerimizden bazılarını okuyacağım. Bir arkadaşımız sormuş. Sorum Barış abiye olacak. Susturucu parçası bir kişi özel diss mi yoksa genel toplu cevap mı? Yok genel toplu cevap. Toplu cevap bile denemez aslında. Ne yani? Neden yani, o zaman? Böyle bir parça yani. Uygur Güvel sormuş. Rap'e başlamak isteyen insanlara ne öneriyorsunuz Barış Rap'e abi? Başlamayın. Tamam. Bunu öneriyorum. Büşra sormuş. Sansar Salvo ile proje düşünüyor musunuz? Bu tip insanlar var mı? Hani ya da illa tekil üzerine konuşmuyorum. Bir şey, belli şeyleri yapmanız için biraz tanışıklık olması gerekiyor. Yani aynı yerlerde bulunmanız gerekiyor. Bir merhabanız, bir arkadaşlığınız olması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Yani internet ortamından yapılan şeyler çok sağlıklı değil. Yapılan
mutlaka olabilir, olmaz değil ama çok sağlıklı değil. Onun yerine hani direkt söyleyebileceğim yani.